Merhaba arkadaşlar. Matematik tarihi ve uygulamaları dersinden Yunan matematikçilerine devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Evatasinis ile başlıyoruz. Milattan önce 276 ve 1904 yılları arasında yaşamıştır. Yunanlı bir astronom, coğrafyacı, matematikçi ve düşünürdür. Asal sayıların bulunmasına yarayan Eratosthenes eleğini buldu. Dünyanın yarı çapını çevresine hesaplamıştır arkadaşlar. Ee, Eva Thurston'ın dünyanın çevresini hesapladığı geometrik çizimleri ve ölçümlerinin şeklidir bu arkadaşlar. Yine milattan önceki 250 yıllarındaki yaptığı dünya haritasıdır arkadaşlar. Evet diğer matematikçimiz Akimidis'e geçiyoruz. Akimidis milattan önceki 287 ve 212 yılları arasında yaşamıştır arkadaşlar. Akidemis'in bir sözü vardır arkadaşlar. Bana yeterli büyüklükte bir sırık Olun. Dünyayı yerinden oynatayım. Evet arkadaşlar bu sözle anlıyoruz ki e, e, akidimiz dünyanın aslında düz bir tepsi gibi algılamadığını anlıyoruz arkadaşlar. E, kendisi e, Sicilya'da meşhur bir matematikçiymiş arkadaşlar. Sicilya'yı Romalıların işgali üzerine e, burada e, Romalıları çok zor durumda bırakmış arkadaşlar. Mekanik savunma düzenekleri kurmuştur. E, yaptığı buluşlarla sanki adayı tek başına arkadaşlar güçlü Romalısına karşı savunmuştur. Ada uzun süre Roma kuşatmasına e, kalınca açlığa yenik düşmüştür ve e, mecburen teslim olmuşlar arkadaşlar. Daha sonra Roma İmparatoru Roma İmparatoru Akimides'in yanına çağırmış. Onu almaya giden asker onu kulelerin üzerinde otururken görmüş. Kendisi orada bir problem çözüyormuş ve askere bekleyin problemi çözdükten sonra gelirim demiş. Bu cevabı alınca asker tabii ki kızarak Akademisi orada öldürmüş. Roma İmparatoru öldüğünü, öldüğünü duyunca çok üzülmüş. Öldüğü yere bir anıt yaptırmış. Ama maalesef şu an bu alıntıdan bir kalıntı günümüzde yoktur. E, Mısır'da kendisi gelerek Öklit'ten ders almış arkadaşlar. Arada Konon ve Erat honus ile tanışmış. Kuramsal matematik ve mekanikte çok e, iyi buluşları vardır arkadaşlar. Basit, e, basit aletlerle çok önem vermiştir. Kaldıraç, palanga, dişli, çark gibi. E, arkadaşlar... E, Katı ve sıvıların mekanik üzerindeki birçok çalışması vardır. Bir sıvıya batırılan bir cisim yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı kadar kendi ağırlığından kaybeder. Pi sayısının hacmi, idarenin alanı, çember uzunluğu, değişik eğrilerin sınırlı alan hesaplarını yapmıştır. Eğrisel yüzeylerle sınırlandırılmış cisimlerin hacimlerini hesaplamak için genel yöntemler bulmuş. Bu yöntemlerle silindir, küre kolenin yüzey alanını ve hacimlerini arkadaşlar hesaplamıştır. E, aynı zamanda arkadaşlar akademisiyle ilgili söylemek istediğim e, birkaç şey daha var. E, kendisinin kitabını arkadaşlar 1906 yıllarında Profesör Doktor Hegber tarafından İstanbul'da Bizanslılardan kalma kütüphanelerde bulunmuştur arkadaşlar tesadüfen bulunmuştur bu kitapta daha çok görmetin mekane uygulanması şeklinde çalış çalışmalar vardır Arkadaşlar bu çalışmalar daha sonraki yıllarda zaten bize ulaşmıştı ama ee, bu kitapta özel bir bölüm vardı. Burada metotlar adlı bölüm bölüm e, önemliydi. Akademimiz yaptığı çalışmaları üç grupta toplamıştı. Ee, birinci grup çalışmaları daha çok eğri ve yüzeylerin sınırladığı alan ve hacimlerle ilgili teoremlerin ispatlamadan oluşmaktaydı. İkincisi e, ikinci grupta ise arkadaşlar statik ve e, Hidrostatik problemlerin geometrik analizleri bulunmaktaydı. Üçüncü grupta ise arkadaşlar karışık çalışmalar yer almaktaydı. Su saati, teyit çemberi, paralel doğrular, çemberin yedi parçaya bölünmesi falan gibi konular vardı. Arkadaşlar akimidisin önermelerini arka arkaya sıralayarak ispatlamış bir problemin çözümünü veya yeni bir önermenin ispatını bir önce ispatladığı önermelerden yararlanarak yapmıştır kendisi diyoruz ve yeni videolarımıza görüşmek üzere